İmdat! Yangın! Bana hemen su getirin! Su getirin! Su! Hadi engel ele! Çabuk olun! Hadi uzatın! Çabuk olun! Çabuk olun! Hadi! Su getirin! Çabuk! Elden ele! Yangın! 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 Seni şaşkın, ölmek mi istiyorsun? Cangum içeride, Cangum! Ne? İçeride biri mi var yoksa? Cangum içeride, onu kurtarmalısınız. Bu çocuğa göz kulak ol, tamam mı? Şunu bana ver. Hey, ayağa kalk. Hadi. Acele edin. Ben yıkılıyor. Cangım. Eda dışarı çıkmıyor. İşte Bay Havalı geldi. Cangum. Ay Cangum. İyi misin? Çocuk nasıl? Cangum mu? Sanırım iyi, bir şey yok. Cangum. Demek adı Cangum. Yangını kimin başlattığını bulun ve onu hemen cezalandırın. Duydun mu? Cangum'u kurtaran adam kral tahta çıkmadan önce onunla çok iyi arkadaşmış. Gözlerine dikkat ettiniz mi? Çok farklı. Bence de oldukça dikkat çekiciydi. Ah, neredeyim? Cangum. Ah. Beni duyuyor musun Cangum? Cangum! Yon, sen beni boğuyorsun. Yoluna çok sevindim. Hepimiz senin için çok endişelendik. Ey, beni gıdıklıyorsun. Çekil buradan. Lord Yangomin'i hatırlıyor musun? Senin hayatını kurtaran adam. Biri olduğunu hatırlıyorum ama yüzü aklımda canlanmıyor bir türlü. Lord Yangomin'i hatırlamıyor musun? Lord Yangomin mi? Cangum Seo, depoda yangın çıkarmak suçundan seni tutukluyorum. Ne? Sana bir kez daha soruyorum. Yangını neden başlattın? Hayır, ben asla böyle bir şey yapmadım. İnkar ediyorsun çünkü kraliyet mutfağı eğitiminden atılmak istemiyorsun. Hayır, ben böyle bir şey yapmadım. Tamam. Doğruyu söylemezsen cezalandırılacaksın. Yangını ben çıkarmadım. Lütfen bana inanın, lütfen. Ne kadar inatçı bir çocuk. İtiraf edersen bu senin iyiliğine olur. Cangum Seo, ne kadar güzel bir gülüşü var. Ama şimdi zor zamanlar geçiriyor. Benim için mi gönderdin? Hı? Araştırmalar nasıl ilerliyor? Duruma bakılırsa bir değişiklik olması zor görünüyor. Dedektifler ona itiraf ettirebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Hemen araştırmalara başlayalım, vakit kaybetme. Thank you.
geldin? Ha? Aa, bu da ne? Cangum, iyi misin? Dayanmalısın. Sana güveniyoruz. Endişelenme. Gerçekler mutlaka ortaya çıkacaktır. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Cangum Seo, dışarı çık. Sorgulama devam edecek. Buraya gel. Ama bu... Lord Yengomin. Size daha önce de birçok kez söylediğim gibi yangını ben başlatmadım. Sen kötü bir çocuksun. Gerçekten ben yapmadım ama. Eğer itiraf etmezsen en kötü şekilde cezalandırılacaksın ona göre. Bu adil değil. Onu bağlayın. Lütfen durun. Lord Yengomin. Demek Lord Yengomin o. Yangını çıkaran bu küçük yardımcı değil, başka biri efendim. İşte delil de burada. Bu bence basit bir kundaklama olayı değil. Bundan sonrasıyla eyalet mahkemesi ilgilenecek. İyi günler. Masumiyeti ispatlandığına göre Cangum Seo'yu serbest bırakın. Adamı biliyor. Masum olduğu ispatlanmış olsa da hala kömür deposundaki yangının sorumlusu o. Bundan sonra Cangum Kraliyet Muhafızı Eğitim Kampı'nda pirinç pişirecek. Askerler için pirinç pişirmek çok zormuş. Endişelenmeyin. Bunun üstesinden geleceğim. Ağlamayı kes Yongseng. Geri döneceğim. Emin misin? Dönecek misin? Evet, gerçekten. Şimdi gitmem gerekiyor. Güle güle. Sizi ahmaklar, küçük bir yaramazla bile baş edemiyorsunuz. İşleri daha da kötüleştiriyorsunuz. Lütfen, lütfen bize bu fırsat daha verin. Farkında mısınız ahmaklar? Yangından sonra sarayın güvenliği daha da arttırıldı. Neyse ki çocuğu askerler için pirinç pişirmeye gönderdiler. Bir daha başarısız olmayacağız lütfen. Lütfen bize bir fırsat daha verin. Sakın patronun çok sinirli olduğunu unutmayın, tamam mı? Evet, evet efendim. Emin olun bu kez bu işi halledeceğiz. Efendim. Merhaba, kimse yok mu? Hey çocuk. Ha? Orada durup izleyecek misin? Ben mi? Orada senden başka çocuk var mı? Bana oradaki cetveli ver. Bunu mu istediniz? Evet, çabuk. Bu pirinç kazanı mı? Demek bu seviyeye kadar suyla dolmalı. Yarından itibaren bu işi ne? Kendi başına yapacaksın. Eğer beni anladıysan şimdi yemekhaneye git ve yardım et. Tamam. Hey, şu tatsız pirinçten biraz da bana ver. Benim adım Cangum. Hey değil. Ya, kimin umurunda? Hepiniz aynısınız. Seni yaramaz ne yaptığını sanıyorsun? Bana biraz istediğini söyledin. Ve ben de sana adımın Cangum olduğunu söyledim. Bu kadar da az demedim. Seni işe yaramaz ufaklık. Ne? Cangum?
Burada ne oluyor? Komutanım. O patron olmalı. Yangında neredeyse yaralanacaktın. Beni tanıyor musunuz? Elbette tanıyorum. Her zaman aklımdasın. Tehlikeye rağmen alevlerin içine atladım. Ama ne yazık ki Yengomin benden önce davrandı. Seni kurtardı. Seni kurtaran ben olabilirdim ama... Oh, daha hızlıydı işte. İşte bütün olan bu. Buna katlanamıyorum. Biraz tuhaf biri. Her neyse, siz neden kavga ediyordunuz? Ya, bir şey yok. Ne demek bir şey yok? Ne? Bana pirincin tatsız olduğunu söyledin. Aslında burada bir köpek bile pirinç yemez. Bana çok lezzetli görünüyor. Neden öyle diyorsun? Bana bir kase pirinç verir misin acaba? Tatsız mı? Hayır, çok lezzetli. Tadı harika. Daha önce hiç bu kadar lezzetli pirinç yememiştim. Emin ol. Bir şey mi oldu? Hayır, bir şey yok, bir şey yok. Her şey yolunda. Bu harika, çok güzeldi. Pirinçlerden yemek zorundasın, beni anladın mı? Affedersin, yapmam gereken acil bir işim var. Bu da kim acaba? Dişim. Neden yemiyorsun? Tatsız yemekleri yemem ben. Güç toplamak için yemek zorundasın. Bırak yemesin. Daha ne kadar aç olduğunu farkında değil. Bu pirinci yiyeceğime taş yemeği tercih ederim. Tabakları bitirdim efendim. Orada daha var. Ben pirincin tadına baktım. Gerçekten çok lezzetsiz. Ama birlikte çalışırsak askerlerin gerçekten çok beğenecekleri lezzetli bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum efendim. Böyle bir şey yapmaya gerek yok. Burada ümit yok. Bu kadar çok çalışmak zorunda değilsin. Gerek yok. Ne demek istiyorsun? Buradaki herkes saraydan kovulmuştur. Yeniden kraliyet mutfağına dönmen söz konusu bile değil, anladın mı? Ama ben kraliyet mutfağına geri döneceğim. Şuradaki tabakları mı yıkamamı istemiştiniz? Teşekkür ederim. Lady Sangunkan. Çok çalışıyorsun bakıyorum. Diğer hizmetçiler çok tembel. Çalışmayı akıllarından bile geçirmiyorlar. Aslına bakarsanız askerler de çok mutsuz. Hepsi bütün gün aç kalıyorlar. Cangum söyle. Sence uzun süre yemek yenmezse ne olur? O zaman açlıktan ölürler. Demek ki yemek pişiren kişi insanların hayatta kalmasına yardımcı oluyor, öyle değil mi? Evet efendim. Peki söyle, nasıl yemek hazırlarsın? Elimden geleni yaparım. Peki kötü hazırlanmış bir yemek yersen neler hissedersin? Herhalde çok sinirlenirim. Ha? Ne yapıyorsun? Askerler için yemek hazırlıyorum. Ama bunlar yapması çok zor şeyler. Kimse bundan mutlu olmayacak, anladın mı? Bunu seviyorum. Eminim hoşlarına gidecektir. Çünkü elimden geleni yaptım. Umarım beğenirler. Çok lezzetli. Bakalım neler olacak.
hoşlarına gitti mi acaba? Ha. Yine yemek yemiyorsun. Bu seni ilgilendirmez. Ne demek seni ilgilendirmez? Benim işim bu. Şey, en azından kurabiyeleri dene. Bunlar pirinç kurabiyeleri. Sessiz ol artık. Ben tatsız yemekleri yemem dedim. Nereden biliyorsun? Tadına bakmadım bile. Burada her şey tatsız. Anlasana, yemeyeceğim işte. Eğer bu şekilde aç kalmaya devam edersen bayılacaksın. Sana söyledim, bir faydası yok. Bize bu konuda hiç güveni yok. Ben daha pes etmedim. Onun dayanamayacağı bir şeyler yapacağım. Bir. İki. Bir. İki. İki. Bir. Bir. İki. İki. Ne? Misong, çabuk ayağa kalk. Neler oluyor? Bugünden sonra burada yemeği reddediyoruz. Ne? Buna daha fazla dayanamayacağız. Siz buna yemek mi diyorsunuz? Misong'a bir baksanıza. Zavallı yemeksizlikten bayıldı. Şimdi yemeklerinizin ne kadar kötü olduğunu anladınız mı? Senin derdin ne söyler misin? Sizin için lezzetli bir şeyler yaptığımız zaman umursamıyorsunuz. Bize tuz içinde yüzen taşlı pirinç yediriyorsunuz. Ne? Siz bunu hak ediyorsunuz. Ne dedin sen? Durun! Bana izin verin. Size lezzetli bir şeyler yapacağım efendim. Çocuk, sen bu işe karışma. Bekle bakalım. Eğer Jisung'un yemek yemesini sağlayabilirsen sizden özür dileyeceğiz. Ama eğer bunu başaramazsan hepinizi buradan def ederiz, haberiniz olsun. Beni iyice anladınız mı? Peki efendim. Ona nasıl yemek yedireceğim? Jisung kardeşinin yerine orduya katıldı, değil mi? Evet. Çünkü Jisung'un kardeşi çok hasta. Jisung ve sen aynı kasabadan geliyordunuz, değil mi? Evet, o ailemden biri gibi. Daha genç, onun için zor olmadı. Ailesini ve geride kalanları düşünmek zorunda. Eminim öyledir. Jisung'un annesi harika bir aşçıdır. Pirinç ve sebzeyi aynı kasede karıştırırdı. Gerçekten çok lezzetli olurdu. İşte bu. Burada olduğuna emin evet, misin? Evet, eminim. Biri geliyor. Çabuk saklanalım, buraya gel. Hey, kim sen? Çık dışarı. Çık dedim sana. Dostum, çok fazla yedim, lütfen çık. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, çık, tutamıyorum. Sanırım gitti. Açılmıyor. Ne dedin sen? Çıl. Buradayız. Şşşt, ne ses çıkarma. Ya biri bizi duyarsa ne olacak o zaman? Bunu yapmak için elimden geleni yaptım. Ama bu... Hadi dene bakalım. Tadına baksana. Yiyor. Jisung yemek yiyor. Çok lezzetli. Tıpkı annemin bana yaptıklarına benziyor. Acaba annem nasıl? Onu çok özlüyorum. Ben de annemi çok özlüyorum.
Ben de hepinize yetecek kadar var. Hey, yaşasın. Harika. Haklı olduğumu kabul ediyorum. Sanırım biz çok umursamaz davrandık. Hayır, bu bizim hatamız. Tek yaptığımız bağırmak. Yani barış mı yapıyoruz? Biz de barış yapalım mı? Ne dersin? Elbette. Harika olmuş. Ne oluyor söylesene? Beni sen nasıl unutursun ha? Sizin payınızı hiç unutur muyum? Oh, çok güzel. Bahar çiçeği yardımcıları olmanızdan bu yana bir ay geçti. Bundan bir hafta sonra ne öğrendiğinizi sınamak için terfi sınavına gireceksiniz. Unutmayın, yalnızca bir kişi orkide rütbesine yükselecek. Cangom, Cangom! Cangom! Yonseng? Cangom, haftaya bir sınav yapılacak. İşte, işte burada. Ha? Sen gittiğinden beri öğrendiğimiz her şeyin bir özetini çıkardım. Sence ben de sınava girebilir miyim? Tabii ki sınava gireceksin Cangum. Teşekkür ederim Yonseng. Geri dönüp sizlerle birlikte çalışmayı o kadar çok istiyorum ki. Ama gerçekten kraliyet mutfağına geri dönebilecek miyim? Çeviri ve Altyazı M.K.